Welcome to West Hunt. Yani direkt grafikler perfect ay zaten. Okay, multiplayer gizli hide and seek saklambaç oyunu. Şerif. Kaçağı bulup öldürme görevine sahip. Haziran'ın 1. ayında gelmiş bu arada. Tatlı kelebek hoş geldin efendim. 21 sonraki ay yaşımdayım. Tatlı kelebek öpücükler demiş. Teşekkürler. Hazira bana dayıları andırıyor ya. Tatlı kelebek şey dayıları andırıyor. Özür dilerim Hazira. Ama öyle. Bir tane outlaw'umuz var zaten. Asıl amacı tüm görevlerini bitirip okey. Ya zaman dolmadan bütün görevleri yapmak ya da şerif tarafından öldürülmek yani. Normal şey evet. Bayağı Perfect Ice'ın bir tık gelişmiş hali gibi. Evet. Görevli falan bu çünkü yani. Ana görev sarı şekilde gözükür diyor. Yan görevler beyaz şekilde gözükür diyor. İşte Outlaw ne zaman bir görevi bitirirse şuradaki işte sol üstteki notoriety level dediği şeyin ne bokumsa artık yükseliyormuş. Ha, okey mantığı anladım. Bu büyük ihtimalle şerifin bulmasını karakteri rahatlatan bir durum, tamam mı? Hani şeydeki gibi bizim o Ghost Midnight Ghost vardı ya oradaki gibi yan görevleri yaparak da diyor bunu diyor düşürürsün diyor. Yani birazcık bunları yaparak gizliliğini arttırıyorsun. Hani full artı full ana görev gidersen birazcık gizliliğin kaçıyor. Belki haritada arada bir mesela yerini gösteriyor bu durum. Bunu azaltmak için. Güzel bu arada bunu net denedik söyleyeyim. Evet, kaç kişi oynanıyorsa. Perfect Times'in Himes bu arada. Muhtemelen aynı yapımcıdır ya. Perfect yapımcıdır değil mi? Çünkü çizimler falan aynı. Or unfinished missions. Hints can be collected from mailboxes located in different places. Tamam sonrasını zaten biz keşfederiz. Investigate and pay attention to all the villagers' behavior. Ama kaç kişiyle oynanıyor acaba bu? Once the target is located, ne var mı? İsterse 20 kişi olsun. Show yapıyor. West Hunt. Güzel. Güzel güzel. Sardı. Denenebilir. Oha bir dakika 2 ile 4 kişi mi? Aa! Maksimum 2 şerif, 2... Aa çok güzel ha. Az kişi olması da aslında bir noktada iyi yani. Bunu yaptık. Yapılır. Emir. Yapılır. Bunu yaptık.